bu darbe meselesi niye ortaya atılıyor? Şu haliyle baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı artık sonuna gelmiş durumda. En son 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde de bunu gördük. Kaybediyor. Kendi içerisinden bir parti çıktı. İkinci bir parti çıkma ihtimali çok yüksek. İhtimali çok yüksek diyorum. Kesin kuracağız diyorlar ama hala kurmadıkları için ihtimali yüksek demek durumundayım. Bütün bunlar sürekli bir düşüşte olan bir Adalet ve Kalkınma Partisi, söyleyecek sözü kalmayan bir Erdoğan. Dolayısıyla Erdoğan'a karşı bir darbeyi kim, niye, neden yapsın? Normal şartlarda böyle bir şeyin söz konusu olmaması lazım. Normal şartlarda sandıkla gitme ihtimali her geçen gün artan bir iktidar söz konusu. Ben darbe falan olacağını açıkçası sanmıyorum. Bunu konuşmanın da çok anlamlı olacağını sanmıyorum. Ama darbe ihtimalini masada tutmanın, gündemde tutmanın iktidarın pekala işine yaradığını ve yarayacağını düşünüyorum. Şimdiden başladı. Sorular, bu tartışma daha çok iktidar cenahından geliyor. Şimdiden yazanlar var, işte darbeyi Kemalistler yapacaktır, yapmak isteyecektir vesaire. Sanki Türkiye'de artık bir odak olarak Kemalizm kalmış gibi orduda ya da bürokraside ve başka yerlerde. Bunun iler tutar bir tarafı yok.